Merhabalar. Bugün sizinle embriyolarınız hakkında konuşmak için çok heyecanlıyım. Hem mesleki deneyimim hem de bir süredir danışmanlık yaptığım çiftlere baktığımda tedavileriyle ilgili neleri öğrenebileceklerini bilmiyorlar. Embriyolarınız hakkında bilgi sahibi olmak sizin için en değerli şeydir. Onlar için çok çalışıyorsunuz. Bu yüzden hangi soruları sormanız gerektiğini bilmenizi istiyorum. Eğer daha önce videolarımı izlediyseniz embriyo pırlanta benzetmemi anımsarsınız. Her birine farklı bir değer biçmek mümkün. Ve bu çerçeve sizin embriyolarınız hakkında hekiminizle veya ekibiyle konuşabileceğiniz bir altyapı sunmanın en güzel yoludur. İlk olarak embriyonuz hangi gün transfer edildi? İkinci gün mü? Üçüncü gün mü ya da beşinci gün? Belki altı. Peki dondurulmuş muydu? Kaçıncı günde gelişimini durdurdu? Bu bilgiler çok önemli ve hedeflerinize ne kadar yakın olduğunuzu bizlere anlatacak. Embriyoların her birinin implantasyon oranına bu bilgiler ışığında yaklaşabiliriz. Ama kat'i suretle bilinmesi gereken şey şu ki, embriyonun tutunma oranı kalitesine ve transfer gününe göre farklı olacaktır. Bir de çok konuşulmayan bir mesele daha var. Beni bunu daha önce de söylerken duymuş olabilirsiniz ama kalabalık aile gibi bir planınız varsa, pozitif gebelik elde ettiğiniz tedavinizdeki geriye kalan dondurulmuş embriyoların kalitesini bilmek de çok önemlidir. 35 yaşında tüp bebek ile çocuk sahibi olup 39 yaşınızda tekrar çocuk sahibi olmak istediğinizde geriye dönüp "Aa, kalan embriyom kaliteli değilmiş. Yeni bir tedaviye başlamak gerekiyormuş." dememek için. Ki 39 yaşınızdaki tedavi şansınız 35 yaşınızdaki kadar yüksek olmayacaktır. O yüzden geriye kalan embriyolarınızın kalitesini ve tekrar günü geldiğinde tutunma oranının ne kadar olacağını bugünden bilmenizi istiyorum. Ve bir sonraki odağımız, hangi embriyolar anormaldir? Preimplantasyon yani embriyo aşamasında genetik test yaptırmıyor olabilirsiniz. Bu nedenle bu sorunun cevabını bilmiyor da olabilirsiniz ancak gerçekten önemlidir. Genetik testin bir gücü var. Tedaviye başlamadan önce isteyip istemediğinize karar verin. Genetik olarak anormal embriyolar sağlıklı bir gebelik oluşturmayacaktır. Bu konuda ilk önce hekiminize sağlıklı bir iletişim içerisinde olmalısınız. Preimplantasyon genetik test ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak istiyorsanız şu an üstte gördüğünüz linkteki videoma tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugün PGT konusunu şu sıralarda çok gündemde olan başka bir açıdan ele alacağım. Instagram'da ve sosyal platformda sizlerden pek çok soru ve geri dönüş alıyorum. Hastaların bu konuda fazla bilgi sahibi olamadığını görüyorum. Mesele mozaisizm. Embriyom şu şu anomalide saptandı, yine de transfer ettirmeli miyim diye soruyorsunuz. Ama ben bunun cevabını veremem. Bunun cevabı genetik merkez ve hekiminizin işbirliğine dayalı olmalı. Genetik merkez ile kliniğiniz bağlantılı yani aynı kurum olmayabilir. Ama siz genetik test sonrası genetik merkeze sonucunuzu danışabilirsiniz ve bu danışma önemlidir. Resmi raporlarınızı talep edebilirsiniz ve kendiniz kendi raporlarınızla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Embriyolarınızın kalitelerini listelenmiş halde almak ve embriyo genetik raporunuzun elinizde olması sizin için her zaman büyük önem taşıyacaktır. Bir de yumurta indüksiyon protokolünüz. Pekala bunu da merkezinizden talep edebilirsiniz. Çünkü tüm bunlar başarısız bir tedavi sonrası başka bir hekime, merkeze gittiğinizde tartışmak için hekimin yeni bir bakış açısı getirebilmesi için önemli olacaktır. Son olarak spermiyogram sonucunuzu bilmek tüm bu saydıklarım kadar önemlidir. Hatta belki daha fazla. Sperm sayınız nasıl diye sorulduğunda doktor iyi olduğunu söyledi. Nin ötesinde elinizde bir rapor olması gerekir. Sayı, hareketlilik ve morfoloji ile ilgili bilgi sahibi olmak normal ya da embriyonun anormal olma durumunun nereye bağlanması gerektiğine de ışık tutar. Kadın faktör, erkek faktör bilebiliriz bu şekilde. Transfer aşamasına geçmeden önce yumurta nasıldı, sperm nasıldı, nasıl malzemeler ile bir embriyo oluşturduk? Embriyonun kalitesi yeterli olsa da yaşam tarzı kötü bir spermden mi oluştu ya da rezerv kaynaklı az sayıda yumurtadan mı oluştu? Onların hepsi birer pırlanta ve transfer edildikten sonra aksi kanıtlanana kadar gebe olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama şanslarınızı bilin. Tüm bu bilgilere sahip olduğunuzda
tedavinizin seyri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir ve takip edebilme şansı da yakalarsınız. Tabii ki sperm hakkında detaylı konuşmadan bu videoyu bitiremem. Çünkü sıklıkla söylediğim gibi denklemin diğer yarısı yani %50'si de spermdir. Raporunuzda sperm sayısı nasıldı? Morfolojik olarak iyi spermler ile mi mikro enjeksiyon işlemi yapıldı? Spermin iyileşmeye, baba adayının bir hazırlığa veya desteklenmeye mi ihtiyacı var? Takviye ve yaşam tarzı değişikliklerinden sonra bakılan spermiyogram raporunda iyileşmeler gözlenmiş miydi? Eğer yeterince iyi değilse sperm DNA hasar analizi yapılmalı mı? Umarım bu video sizler için aydınlatıcı olmuştur diyorum ve hepinizden güzel haberlerinizi bekliyorum. Bu konuları anlatmak, sizlerin bilgi sahibi olmasını sağlamak benim için çok önemli. Eğitimlerde, Instagram paylaşımlarımda ve YouTube'da her ayrıntıya girerek, zaman aşarak, zamanla yarışarak sizlere tüm bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Bugün de izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.